Kur'an'da zikri geçen Ashab-ı Kehf kıssası birçok bilimsel mucizeye işaret etmektedir. Bizler bu delilde bu bilimsel mucizelerden birini beyan etmek istiyoruz. Kehf suresi 11. ayet-i kerimede şöyle buyurulmuştur. Bunun üzerine mağarada yıllar yılı onların kulaklarına vurduk. Derin bir uyku verdik. Bu ayet-i kerimede çok ilginç bilimsel bir gerçeğe işaret edilmektedir. Şöyle ki, ayette geçen vurduk ifadesinin Arapçası darabe fiilidir. Arapçada bu fiil mecazi olarak onları uyuttuk anlamını taşımaktadır. Ancak darabe fiili kulakla beraber kullanıldığında, yani kulağa vurmak denildiğinde kulağın duymasının engellenmesi anlamı taşımaktadır. Bu izahtan sonra ayet-i kerimeye bir daha dikkat edelim. Allahü Teala Ashab-ı Kehf hakkında biz onları uyuttuk diyebilirdi. Ancak böyle buyurmayıp biz onların kulaklarına vurduk buyurmuştur. İşte uyuttuk ifadesi yerine kulaklarına vurduk tabirinin tercihi çok ilginç bir bilimsel gerçeğe işaret etmektedir. Bilim adamlarının keşiflerine göre insan uyurken aktif olan tek duyu organı kulaktır. Uyanmak için saatin alarmına ihtiyaç duymamızın sebebi de budur. Diğer duyu organları uyku esnasında aktif değildir. Dolayısıyla Allahü Teala'nın Ashab-ı Kehf'le ilgili olarak kullandığı kulaklarına vurduk ifadesinin hikmeti, söz konusu gençlerin işitme duyularının kapatıldığına ve bu yüzden uzun yıllar uyanmadan uykuda kaldıklarına işarettir. Demek, kulaklarına vurduk tabirinin özellikle vurgulanmasıyla kulakların uykuda aktif olduğu bilimsel gerçeğine dikkat çekilmek istenmiştir. Gördüğümüz gibi Kur'an'ın her kelimesi hikmet doludur. Bazen bir kelimesiyle büyük bir hakikate kapı açar ve her kelimesiyle Allah'ın kelamı olduğunu ispat eder.